Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için fırında köfte yapıyorum. Mis gibi kokusuyla, tadıyla, çocukların da bayıldığı bir yemek bu. Patates ve ana malzemelerimiz kıyma tabii ki. 750 gram kadar az yağlı kıymayı bir derin kabın içine alalım. Ve bir adet, benim soğanım çok büyük olduğu için yarım soğan koyuyorum. Siz bir orta boy soğan kullanın lütfen. Bir soğan rendeleyelim. Rendenin küçük bölümüyle daha iyi oluyor. Ve bir başta sarımsağı ekleyelim. Bütün malzemeleri kıymanın içine alalım. Bir tane yumurtayı iyice çırptıktan sonra kıymanın içine dökelim. Eğer yumurta sevmiyorsanız, kokuyor diyorsanız, aslında hiç kokusunu almadım ama eğer siz sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz attım. Çok az çay kaşığının ucuyla kimyon attım. Kimyon çok yakışıyor. Doğal buğday unundan yapmış olduğum ekmeğin kalan ekmeklerimi de blenderdan geçirdim ve size göstermek istedim. Ekmeklerinize, köftelik daha doğrusu ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Tuz, kimyon, karabiber ve istediğiniz tabii ki sevdiğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Reyhan da çok yakışıyor etin içine. Ve iyice döverek kıymamızı yoğuralım. Çünkü ne kadar çok yoğurursak o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Patateslerimi soyana kadar biraz harcıyla tatlansın, et tadını alsın diye buzdolabında beklemeye bırakıyorum. Bu arada patateslerde tabii yaz geldiği için bir takım problemler oluyor. Onun için biraz derin soydum. Normalde derin soymam. Patatesin vitamini hemen kabuğun altında biliyorsunuz. Onun için çok ince soymaya çalışıyorum. Ama bu sefer maalesef soyamadım. İki üç kaşık zeytinyağını da patateslerimize ekleyelim. Burada reyhan kullandım ben. Siz isterseniz farklı baharatlarda kullanabilirsiniz tabii. Reyhan, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Pul biber kullanmadım. Acı olduğu için acıyı pek sevmiyoruz. Siz kullanabilirsiniz tabii. Çok az karabiber de ekledikten sonra iyice karıştıralım. Yağ da kızarınca biliyorsunuz, yağ yandığı zaman tamamen sağlıksız bir hale geliyor. Onun için mümkün oldukça çocuklarınıza da, misafirlerinize de daha sağlıklı olduğu için tepside yapmanızı tavsiye ederim. Evet, güzel bir şekilde dizelim ve fırına sürelim. Patatesler çok geç piştiği için köftelerden önce bir yarım saat kadar pişirelim lütfen. Çünkü köfte çok çabuk pişiyor. Bu arada patateslerimiz pişerken biz de köftemizi yapmaya başlayalım. Köfteyi istediğiniz şekli verebilirsiniz. İster dikdörtgen, ister yuvarlak, ister misket şeklinde yapabilirsiniz.
ben patateslerin arasına koyacağım. Onun için biraz uzun şeklini tercih ettim. Bu şekilde. Çok da inceltmedim. Kalın olunca daha yumuşacık, daha güzel oluyor. Biraz yuvarlayarak, biraz sıkarak yaparsanız dağılma gibi herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır. Evet, bu arada patateslerimiz yeterince pişti sanıyorum. Köftelerimizi yerleştirip tekrar fırına süreceğiz. Benim kıymam çok yağsız olduğu için köftelerin yanına küçük birer parça tereyağı koymak istedim. Daha lezzetli olsun diye. Şimdi fırına sürelim ve pişene kadar, kızarıncaya kadar köftelerimizin pişmesini bekleyelim. Her fırının pişirme derecesi farklı olacağından ben bir saat veremiyorum. İyice kızardıktan sonra kontrol ettim ve piştiğine emin olduğum için fırını kapattım. Patateslerim çok güzel kızardı, köftelerim yumuşacık, mis gibi koktu. Size de tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.